Şimdiki videoda da inkübatörlerden bahsedeceğiz. İşte bizim bebeklerimiz laboratuvarda en sevdiğimiz cihazlar top 5'te 1 numara diyebilirim. İnkübatörlerden bahsedeceğim. Bizde iki tip inkübatör var. Bir tanesi nemli inkübatör, konvansiyonel, daha eski zamanlardan beri kullandığımız inkübatörler. Diğer bir inkübatör ise benchtop dediğimiz tezgah üstündeki nemsiz inkübatörler. Bu videoda ikisinden de ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Evet, birinci inkübatörüm nemli olan konvansiyonel inkübatör. Bu cihazı nasıl kullanıyoruz? Kullanım prensibi nedir? İşte set değerleri nasıl ayarlanır? Çok kısa onlardan bahsedeceğiz bugün. Bu Panasonic marka bir cihaz ama bir sürü farklı markanın da bir sürü farklı konvansiyonel inkübatörü şu an pazarda mevcut. Biz iki farklı marka kullanıyoruz zaten anlamışsınızdır. Şimdi öncelikle inkübatörler anne simülasyonu diyebiliriz. Yani iç annenin o bedenindeki fizyolojik ortamı sağlayan, embriyoları koruyan, kollayan cihazlarımız bunlar. Dolayısıyla fizyolojik sıcaklık nasıl 37 dereceyse inkübatörlerin içinde istediğimiz sıcaklık da 37 derece arkadaşlar. Bunun artı eksi 0,2'si olabilir, 0,02'si. Ama bu sıcaklıklar çok fazla saptığı zaman işte o zaman bir takım şeyler yapacağız. Onları anlatacağım birazdan. Şimdi bizim pH'tan bahsetmiştik. Kullandığımız kültür solüsyonlarının pH'larını istediğimiz aralıkta yapabilmemiz için belli karbondioksit oranları altında inkübe etmemiz gerekiyor bu cihazlarda. Biz pH'larımızı ölçtük vakti zamanında ve şu an için en optimal pH'i yani 7-30 civarındaki pH'i biz 6,0 karbondioksitte yakaladık. Dolayısıyla set değerimiz bu inkübatör için 6. Bu inkübatör aynı zamanda oksijen kontrollü bir inkübatör. Şu an kapattım oksijenini ama normalde de oksijeni 5 ila 7 arasında kullanabiliyoruz. Çünkü düşük oksijen oranlarının embriyo kalitesi üzerindeki pozitif etkileri zaten bir sürü çalışma tarafından bildirilmiş durumda. Blastokiste gidiş oranları artmış. Biz düşük oksijene geçtikçe biraz bu reaktif oksijen türleriyle alakalı, oksidatif hasarla ilgili bununla da ilgili başka bir videoda yine konuşacağız. Biz bu inkübatörümüzde o oksijen kısmını kapattık ama normalde kullanacağımız zaman kendisini 5 ile 7 arasında bir değere sabitleyeceğiz. Bu 6 da olabilir, 7 de olabilir, 5 de olabilir. O açıkçası çok fark etmiyor ama 18-19'larda oksijeni çok kullanmak istemiyoruz embriyo kültüründe. Şimdi bu cihazların yukarıda set değerlerini görüyoruz. Bakın set değeri 37, cihazın gösterdiği de 37. Set değeri 6, cihazda 6 gösteriyor. Fakat acaba gerçekten içerisi bu mu? Yani dolayısıyla zaten bizim kalite kontrolde kontrol ettiğimiz şey bu. Yani cihaz 37 derece gösteriyor ama içerisi gerçekten 37 derece mi? İşte bunu anlamak için termometrelerimiz var. Bu termometrelerimizle iç sıcaklığını düzenli olarak ölçüyoruz. Sıcaklık ölçümü ayrı bir video ile gelecek. Aynı zamanda karbondioksit 6 gösteriyor ama içerisi gerçekten 6 mı? Bunu anlamak için de bir gaz analizörümüz var. Bununla sıcaklık, özür dilerim, karbondioksit ölçebiliyoruz. İşte ne oluyor peki bu ölçümler sonrasında? İstediğimiz değerleri ölçüyorsak, okey, her şey normal, aynı şekilde çalışmaya devam edebilir cihaz. Ama işte sapmalar varsa, o zaman ne yapıyoruz? İşte kalibrasyon dediğimiz şey o zaman devreye giriyor. Peki ne istiyoruz biz? Karbondioksit 6 gösterirken içerisi 6,8 ölçülüyorsa ve pH ile ilgili de bir değişiklik var gibi ise o zaman bu cihaz kalibrasyona ihtiyaç duyuyor anlamına geliyor ve yine menüsünden kalibrasyon yapıyoruz ve cihaza şunu söylüyoruz. Sen 6'yım diyorsun ama 6,8 gösteriyorsun. Buna göre sisteme 6,8 olarak giriş yaparak cihazın kendi kendini kalibre etmesini sağlıyoruz. Bu cihaz nemli bir cihaz arkadaşlar. Dolayısıyla içerisinde bir tepsi var. Bu tepsinin içinde de su var ve bu suyu düzenli olarak biz değiştiriyoruz. Temiz kalması gerekiyor çünkü nemli ortam üremeye çok daha fazla müsait bir ortam. Dolayısıyla bu inkübatörlerin iç temizliği, sularının temizliği çok çok önemli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yine aynı zamanda şöyle bölmelerini görüyorsunuz.
3 tane embriyo koyabileceğiniz bölme var. Biz bu cihaza kameralar yerleştirdik. Bunun için kullanacağız. Bu kameralarla da ne yapıyoruz? İşte bu başka bir videonun konusu olacak. Bu kameralarla embriyolarımızı 7/24 takip edebiliyoruz. İşte time-lapse dediğimiz teknikler bunlar. Bunlardan ayrı bir videoda tekrar bahsedeceğiz. Şimdi 2 numaralı inkübatörümüze gidiyoruz. Hadi bakalım. Ve sırada bizim en sevdiğimiz inkübatörler. Şu an güncel olarak embriyologların en sevdiği, en pratik inkübatörlerden diyebiliriz. Tezgah üstü, yani bench top inkübatörler. Aralarındaki fark ne? En önemli fark bu inkübatörlerin nemsiz olması arkadaşlar. Nemsiz çalışıyor bunlar. Biz zaten yağ altı çalışıyoruz. Yağ altı çalıştığımız için en önemli bu ozmolaritenin bozulmaması gerekiyor. Onun için de bizim bu evaporasyonu engellememiz adına yağ altı çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla da ozmolaritenin kaybı söz konusu olmadığı için bu inkübatörlerde nem olmadan gayet sağlıklı bir şekilde embriyo gelişimini destekliyor diyebiliriz. Bu altı gözlü bir benchtop bizim kullandığımız. Yine set değerleri buradaki göstergeden görebiliyorsunuz. Bakın oksijeni 6 bunun. Aynen diğer inkübatörde bahsettiğim gibi sıcaklık 37 derece. Bunun karbondioksit oranında biraz değişiklik yaptık. Geçen gün pH ölçtük. Bu pH sonucu biraz yüksek çıktı. Dolayısıyla 6 olan set değerini biz 6.8'e yükselttik ve tekrar pH ölçüp tekrar yeni pH'i değerlendireceğiz. Mevsimsel geçişlerde arkadaşlar inkübatörlerdeki pH değerlerinde oynamalar olabiliyor. Dolayısıyla belli dönemlerde dediğimiz gibi pH ölçümü yapmak set değerlerini değiştirmek anlamına gelebiliyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu inkübatörlerin temizliği çok daha kolay oluyor tabii. Nemli olmadığı için herhangi bir su değişimi yapmanız gerekmiyor. Hani bu kokusuz deterjanlarımız var demiştik ya, onlarla temizleyebiliyoruz. Artı steril distile suyla bu cihazları temizleyebiliyoruz. Bu yeni yılda inkübatörleri de evde oldukları olarak biz çok fazla seviyoruz. İnkübatörler konulu videomuz bu kadar oldu sanırım. Ekstra bir sorunuz varsa lütfen videonun altına yazın. Onlara da cevaplayalım. Bir de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.